Merhaba, Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde bu videoda sizlerle WebKit kullanarak WebView üzerinde bir tarayıcı yapmaya çalışacağız. Hemen projeyi çalıştırayım. Ortalama videonun sonunda aşağı yukarı böyle bir uygulama çıkacak ortaya. İleri geri butonumuz var. Aramak için bir text field'ımız var. Bir tane WebView'umuz var. Şöyle default olarak youtube.com açık geliyor. Geri ve ileri butonları şu anda aktif değil çünkü herhangi bir arama işlemi yapmadık. Daha sonra ben buraya geliyorum. Google.com diyorum. Ve enter'a basıyorum. Arama işlemi yeni bir web sitesi yüklenme işlemi gerçekleşiyor ve geri butonu aktif oluyor. Geriye bastığımda YouTube'a geri dönüyorum. İleri dediğimde tekrar Google'a geri dönüyorum. Vakit kaybetmeden Xcode üzerinde yeni bir proje oluşturarak uygulamayı yapmaya başlayalım. Xcode File New Project diyorum. Şöyle tam ekran yaptım. Single View App'i seçiyorum. Projeme bir isim veriyorum. WebView App diyorum. Ve oluşturuyorum. Projem oluştu. Main Storyboard'u açıp tasarımdan başlıyorum. View Controller'ımı seçtim. Editör tarafından bir tane Navigation Controller ekleyeceğim. Daha sonra Navigation'a bir tane background vereceğim. Title color'ını white yapacağım. Şöyle uygulamanın adını yazalım. WebView App diyorum. İki tane buton atacağım. White yapalım. Şöyle arrow geri butonu olsun. Arrow left. Bir tane daha buton atıyorum. Yine beyaz yaptım. Arrow right şeklinde. Butonlarımı oluşturdum. Bir tane de text field alalım. Sürükledim, bıraktım. Yukarıdan 0. Yüksekliğini de şöyle 40 yapalım. Köşeleri yuvarlak. Ben şöyle köşeleri düz olsun istiyorum. Placeholder'a da youtube.com diyelim. Şimdi web view'umuzu ekleyeceğiz. Önerilen diyor VK Web View. VK Web View seçelim şöyle. WebKit View şeklinde. Sürükledim, bıraktım. iOS 13'ten önce diğeri kullanılıyordu. Şimdi bunu öneriyorlar. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Tasarımım bu kadar. Şimdi hemen ekranı ikiye bölüp sol tarafta View Controller'ımı açayım. Sağ tarafta da şöyle tasarımımı alalım. Öncelikle BTN back diyorum. Outlet olarak tanımlıyorum. Daha sonra BTN go diyeceğim. Text field'ım var.
Bir tane de web view'um var. Son olarak şimdi butonlara tıklandığı zaman geri ve ileri fonksiyonlarını yapacağımız birer action ekleyelim. Buton back dedim. Buton go forward da denir. Buton go diyelim. Burada bizim bir uyarımız var. VK map view bulamadım diyor. Onu şöyle WebKit'ten WebKit framework'ünü import ederek o hatamızı da giderelim. Şöyle kodumuzu yazmaya başlayalım. Öncelikle viewDidLoad tarafında benim gelen iki butonumu da gizleyeceğim. Yani enable olmayacak, gizleyeceğim dediğim. ButonBack.isEnable eşittir false. ButonGo.program açıldığında kullanıcı ne ileriye gitti ne geriye gitti, hiçbir arama yapmadı. Onun için bunların enable'ı false gelsin. Daha sonra WebKit ve TextField'da kullanıcı yazmaya başladıktan sonra Enter'a bastıktan sonra işlem yapacağım için UI TextField Delegate'i ekleyeceğim. WebView'da da Navigation Delegate'i ekleyeceğim. VK WebKit Navigation Delegate ekledim. TextField'ımın Delegate'ine bu View Controller'ı veriyorum. Daha sonra da Web View'um için Delegate'ine Navigation Delegate'ine bu view controller'ımı verdim. Bu view her açıldığında bana default olarak bir web sayfası açsın. View did appear'da bu işlemi yapalım. Bir tane URL tanımlayalım. Eşittir https://youtube.com olsun açılış sayfamız. Bunu URL string yapalım. Let URL eşittir URL sınıfından İçine bir URL string'i gönderelim. URL'imiz oluştu. Şimdi bir request oluşturup WebKit'imizde WebView'umuza yükleyelim. Let request diyorum eşittir URL request. İçine URL olan request'i seçtik. Init'i URL'imizi gönderdik. Son olarak da webview.loot diyerek request'imizi gönderelim. Ve projeyi çalıştıralım. Açılışta YouTube'un çalışmasını bekliyoruz. YouTube'un açılmasını. Evet, youtube.com geldi. Fakat buradaki text field'ımız boş. Buraya da buradaki açık olan siteyi yazdıralım. Ve geri ve ileri butonları da şu anda false şeklinde geliyor.
Şimdi bir tane text field should return adında bir function tanımlayalım. Text field should return. Burada yukarıdaki işlemlerin aynısını yapacağız. Şöyle kopyaladım, yapıştırdım. Burası text field'dan gelecek. Text field nokta text diyorum. Geriye de return true döndüreceğiz. Bakıyorum. Text field nokta text'im geldi. Request'im tamam. Bu araya değişiklikleri geçiş sağlaması için resign first responder ekleyelim. Text field nokta resign first responder ekledim. Ve projemi çalıştırdım. Şimdi yeni bir URL girip o siteye gitmeye çalışacağız. Şöyle burası açıldığı zaman da şuradan keyboard'umuz da açık olsun. http://google.com diyorum. Geç diyorum. Şöyle Enter'a basalım. Burada bir hatamız var. Ona bir bakalım. Şöyle bir daha açalım. www.google.com dedim. Şurada text field'ımıza URL string'imizi de yazdırtalım. URL string gittik URL olarak tanımladık. Daha sonra request'imizi oluşturduk. Yükleme işlemini yaptık. Son olarak da return true döndürdük. Tekrar çalıştırıyorum. YouTube geldi. Şuraya Google yazalım. Sonra Enter'a basalım. Evet. Google'da çalıştı. Başka? Şimdi geri butonlarıyla ileri butonlarını aktif edelim. Bunun için de şuraya bir if yazacağız. If webview nokta can go back true ise webview nokta can go back diyeceğiz. Go bekleyeceğiz hatta şöyle. Aynı şekilde eğer ileri gitmek istiyorsa da if webview nokta
Aynı şekilde ileriye gitmek istiyorsa da if webview nokta can go forward turu ise ileriye gidebilir. Webview nokta go forward ile ileriye göndertelim. Aynı şekilde bize gittiği zaman text field'ımızın tekstini de o URL ile güncellesin. Webview nokta URL nokta absolute string. Aynı şekilde burada da aynı işlemi yapsın. Hemen test edelim. YouTube çalıştı. İki butonum da enable false durumda. Şimdi geliyorum şuraya. google.com yazıyorum. Evet. Burada atladığımız bir metot var. O da didFinish metodu. Webview'umuzun sayfa yüklendikten sonra çalışacak bir metodu var. Şöyle webview didFinish. Burada buton back is enable eşittir webview nokta can go back. Eğer bu true'ysa enable true olacak. Böylece geriye gidebilecek. Aynı şekilde buton go'ya da yapalım. Buton go eşittir is enable eşittir webview nokta can go forward. Tekrar çalıştırıyorum projemi. YouTube açıldı. Hemen şuraya Google yazalım ve Enter'a basalım. Geri butonumuz aktif oldu. Tıklıyorum. YouTube.com'a gidiyorum. Bu sefer de ileri butonumuz aktif oldu. Tıklıyorum. Google.com'a gidiyorum. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.